Kadir Beyciğim, bakıyorum gazinonun az solistiyle bir muhabbet, bir muhabbet! Muhabbet değil, ziyaret! Bari Neşe Hanım'a buradan ayrılacağını da söyledin mi? Ayrılmak mı? Neden? Senin az solist olduğun gazinoda da daha fazla çalışılmaz herhalde! Hadi sen git artık! Sahneye çıkacaksın! Müsaadenizle! Bakıyorum, fingirdeşmeler gırla gene, ha? Ne fingirdeşmesi Allah aşkına? Gördün işte! Evli olduğumuzu biliyor mu? Hayır, ne gereği var? Evli olduğumuzu bugüne kadar sakladık ama artık madem ki ayrı çalışıyoruz, hiç değilse yüzüklerimiz parmaklarımızda olmalı. Bundan sonra çalışacağımız yerde de evli olduğumuzu saklamaya lüzum yok. Hem nerede bizim yüzüklerimiz? Sendeydi. Burada. Boynumda taşıyorum. Hadi ben çıkıyorum, geç kalma. Çocuklar bekliyor, kulübe gideceğiz, unutma. Çıkarken de dikkat et, bir şeyin kalmasın odada. Tamam tamam, merak etme. Hadi şimdilik Allah'a ısmarladık. Kadir! Seninle konuşmak istiyorum, içeri gelir misin? Beni odana davet ediyorsun demek. Evet. Hay hay. Evet, seni dinliyorum. Şey diyecektim... Gazinodan ne zaman ayrılıyorsun? Hemen, bu gece. Hilton'da çalışacağım artık. Nilgün? O da. Yeni işte de beraber olacağız. Ya. Evet. Kolye için teşekkürler. Beni otelde ziyarete gelirsin herhalde. Bilmem, gelirim belki. Gelmeden bana bir telefon edersin. Buluşuruz. Peki, sevgilin ne der buna? Kimim, kimim? Senin aksi nalet sevgilin. Fikret. Ah, yok canım, sevgilim filan değil o. Bir tek sevgilim var, o da kuzucuk. Ya, ben de beni seviyorsun zannediyordum. Şey, beni utandırma. Seviyor muyum bilmem. Ama bugün gideceğini duyunca içim ezildi. Hoş burada da senin yüzünü göremiyorum. Ama ne de olsa aynı yerdeydik. İşte şimdi görüyorsun yüzümü ya. İstersen biraz daha yaklaşayım, yakından gör. Ne dersin? Fikret, geçerken bir uğrayayım dedim Neşe'ye, sen de buradasındır dedim, işte geldim, hadi Allah'a ısmarladık! Sen ne biçim bir insan olduğunu biliyorsun değil mi? Daha işin başında bir amatörken, genç yaşta bu işi bu kadar becerdiğine göre, yakında iyice kaşarlanırsın. Ah, Tanrı o günler bana göstermesin. Ama senin neden söz ettiğini anlayamadım. Soyunma odalarında kaçamak aşk oyunlarına başladığına göre, ne söylemek istediğimi anlarsın. Aşk oyunları, ha? Sen aşk nedir bilir misin? Sus! Bana aşktan bahsetme! Evli bir erkekle soyunma odasında el ele göz göz olmak aşk değildir, anlıyor musun? Nefret ediyorum senden!
Evli bir erkek mi? Dedim. Bırak! Doğru sahneye.